Bu güzel İnönü ilçemizde olduğumuz için Allah'a hamd ediyorum, şükrediyorum. 18 Mart sadece tarihte yer alan bir olay değildir. 18 Mart hepimizin bildiği gibi bu milletin bir kurtuluş destanıdır. Aynen İnönü Meydan Muharebesi'nde olduğu gibi. 18 Mart topu tüfeği kalmamış bir milletin ya Allah diyerek ayağa kalktı ve 72 düvele karşı şehadet şerbetini içmek için hemen cephelere taarruz bölgesine geçerek şehadet şerbetini içmek için hareket ettiği bir büyük direnç, bir büyük mukavemet, bir büyük savaştır. 18 Mart bu anlamda milli bağımsızlık destanımızdır. 18 Mart milletin milli iradesine hakim olduğu, sahip çıktığı önemli bir destandır. 18 Mart aslında yeri geldiği zaman bağımsızlık için, milletin geleceği için, devletin bekası için atalarımızın nasıl şehadet meydanlarına koştuğunun simgesel bir tarihidir. 18 Mart aynı zamanda 15 Temmuz darbe gecesinde Gazan meydanlarında milletimizin gösterdiği o büyük cesaretin mayalandığı bir gündür. Sayın Temelli kalktı dedi ki, ya dedi, bizle yaptığınız ittifakları niye izliyorsunuz? HDP'nin oyu olmasa Ankara'da Mansur Yavaş kazanamayacak, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazanamayacak. Bizim oyumuza muhtaçsınız. Biz söylediğimiz zaman kızıyorlardı. Hadi şimdi Sayın Temelli'ye cevap versinler. Hadi CHP desin de göreyim. Net meydan okuyor. Hadi CHP desin de göreyim. Benim HDP'nin oyuna ihtiyacım yok desin. Mansur Yavaş söylemeye çalışıyor ama Türkiye genelinde bunu söyleyemez. Değerli kardeşlerim, bu ittifak bozuk bir ittifaktır. Bu ittifak benzemezler ittifakıdır. Bu ittifak Türkiye'nin hiçbir konusunda ortak görüşleri olmayanların bir araya geldiği ittifaktır. Tek amaçları sizin önünüzü kesmek, tek amaçları AK Parti ve Tayyip Erdoğan'ın